Hayat sadece bir rüyaysa, boşu boşuna çaba sarf etmek niye? Owen Times'a, 8. yüzyıl, Libak, Lipeo, Da Fu ve Wang Wei'nin şiirlerini içeren seçki. Çin'in M.Ö. 11. yüzyıla kadar gerilere götürülebilecek bir şiir geleneği vardır. Erken dönem şiirlerin bazıları şiirler ve aşk şarkıları şeklinde C adı verilen lirik bir tarzda yazılırken, daha formal bir tarz olan Si düşünsel temaları işlemiş ve daha katı yapılar kullanmıştır. Han hanedanlığını başlarında, M.Ö. 3. yüzyılda, 305 Si şiirinden oluşan bir seçki derlenmiştir. Şiirler kitabı, Si Jing, Çin edebiyatının 5 klasiğinden biri olarak kabul edilen bu kitap daha sonraki klasik Çin şiiri için standart teşkil etmiştir. Şiir gelenekleri. Bu Si geleneği, Tang döneminde, milattan sonra 618-907 zirvesine ulaşmıştır. Özellikle 8. yüzyılda birçok parlak şair ortaya çıkmıştır. Bunların arasında en önde gelenleri şiirleri arkadaşlık üzerine nostaljik düşünceleri içeren Lipo adıyla da bilinen Libai, 701-762, onun arkadaşı olan şair tarihçi adıyla da bilinen Dafu, 712-770, ve doğa betimlemelerini insanların nadiren müdahil olduğu Bilge Wang Wei'dir, 699-759. 1661 ile 1722 arasında yılları arasında hüküm süren Kangxi İmparatoru 1705'te alimca oyunu 2000 aşkın ozandan yaklaşık 50.000 şiirin yer aldığı Quan Tangxi, bütün Tang şiirleri adıyla bilinen belirleyici bir seçki derlemekle görevlendirmiştir. 1763'te Sun Tzu tarafından daha kısa bir antoloji derlenmiştir. 300 Tang şiiri, Tangxi Sanba Isao. Bu da şiirler kitabı gibi klasik statüsüne yükselmiş ve Çin'de günümüze kadar önemini korumuştur. Beraber oturduk, Da ve ben, ta ki sadece Da kalana kadar. Da'da tek başına bakınmak Libai. Kısaca, yaklaşım, İmparatorluk dönemi Çin şiiri. Öncesi, milattan önce 4. yüzyıl Guyuan, Songyu ve diğerlerine atfedilen lirik şiirler seçkisi Cehun'un şarkıları, Huj, derlenir. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarca O Cao, daha sonraki adıyla ve İmparatoru Wu ve oğulları Cao Pi ve Cao Zi, geç dönem Han hanedanlığının Jiariyan şiir tarzını yerleştirir. Sonrası 960-1368 Song ve Yuan hanedanlıklarında, tarzı Tang döneminin formal Si tarzından daha popüler hale gelir. 1368 ile 1644 arasında Ming hanedanlığı şiirine Gao Yi, Ledon Geyang ve Yuan Hong'da egemen olur. 1644 Manchu hükümdarları, Qing hanedanlığını kurarak Tang edebiyatının yayımlandığı ve incelendiği bir dönem başlatır.